edilen canlar için tek tek isimleri sayacağım. Onlar için burada izlemeye hazır mıyız? Konya Barınağı'nda canlar, öfkeliyiz. Çünkü El Resul 6 dakika boyunca tekmeleyerek katleden İbrahim Keloğlan serbest. Öfkeliyiz çünkü henüz 2 aylık olan köpeği oyun oynamak istedi diye yerlere vurarak katleden, Urla'da onlarca köpeği zehirleyerek katleden katiller bulunmadı. Öfkeliyiz çünkü severi sahada yatarak katledilen Kina'nın katili... İktidar ve ortakları toplumu kutuplaştırmak üzere yeni türden kirli bir siyasete girmiş durumda. 5199 nolu yasa tartışmaya açıldığı günden beri toplumdaki bölünme daha fazla keskinleşmiş ve iktidar yanlıların tüm ötekilere yönelik saldırıları artan oranda çoğalmıştır. Peki bu sürece nasıl geldik? Sokakta yaşayan köpekler yerel seçimden önce AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi gibi gerici partilerin seçim propagandası haline getirilerek hedef gösterilip canavarlaştırıldı. AKP ve ittifakı yerel yönetim seçimlerinin yenilgisiyle köpekler için başıboş, saldırgan, hastalıklı gibi saçmalıklar savurarak hayvanlara ve hayvanseverlere karşı tamamen etik dışı, vicdan ve bilim karşıtı bir tutum aldılar. Şüphesiz bu yaşam hakkına yönelik yeni bir saldırı değildi. AKP her daim sokakta yaşayan hayvanların temel hakları olan yaşam haklarını değersizleştirdi ve yok saydı. AKP'nin 23 yıllık iktidarı boyunca hayvana karşı şiddet sadece kabahat olarak sayıldı. Hak savunucuları tarafından suç olarak görülen hayvana yönelik sistematik öldürme, işkence ve tecavüz cezasız kaldı. AKP'nin cezalandırma anlayışı ister bireysel, isterse sözde kamu kuruluşu olan belediyelerle net bir şekilde artış gösterdi. Biz sokaktaki bir canı beslemek, ona nispeten sağlıklı yaşam koşulu yaratmak ve uygun yuva bulabilmek için çabalarken, iktidarın yaratmış olduğu yaşam düşmanı siyasi atmosfer binlercesini cani bir şekilde katletti. Ve şimdi katliam yasası ile sokakta yaşayan canlarımızı bizden almak istiyorlar. Bugün buradan bir kez daha tüm öfkemizle haykırıyoruz. Hopa can kurtaran da yaşamını ve doğasını çetelere teslim etmediği için katledilen Reşit Kibar için, katledilen kadınlar için, failleri bulunmayan Rabia Naz, Nari ve diğer tüm çocuklar için, yok sayılan LGBTQ artı için, emeğini patronlara teslim etmeyen işçiler için, kendinden olmayan herkese savaş açan bu iktidarın karşısında tek bir canımızı vermemek için buradayız. Biz önce çocukların yaşamı diye yalan laflar söyleyen iktidara soruyoruz. Önlenebilir hastalıklardan yılda 10 bin çocuğun ölmesinin sebebi kimdir? Her 3 çocuğumuzdan birinin yatağa aç girmesine neden olan sizin açtığınız sefalet değil midir? Okulda olması gereken 671 çocuğumuz son 11 yılda neden iş cinayetlerine kurban gitti? Neden 2017 yılından bu yana 132 çocuğumuz mayın patlamalarıyla katledildi ve bir kişi dahi ceza almadı? 6 yaşındaki çocuklarımızı rızası var denilerek tarikatın istismarına maruz bırakan kim? Kutsal aile diyerek çocuk yaşta evliliklerin önünü açan, kız çocuklarını şiddete ve istismara karşı korumasız bırakan kim? Neden sizlerin öve öve bitiremediğiniz tarikat ellerinde aslında sürekli ama size göre münferit olarak çocuk tecavüzleri yaşanıyor? Ve son bir soru daha. Rabia Naz, Narin gibi katledilen çocukların failleri neden iktidar vekilleri tarafından korunuyor? Çocukların üzerinden kendi kanlı yasalarınızı temellendirmenize asla izin vermeyeceğiz. Şayet AKP 2004 yılında kendi çıkardığı kanundaki kısırlaştır, aşıla, yerinde bırak modelini uygulasaydı, üretim ve ticareti yasaklasaydı, barınak diyerek güzelledikleri ölüm kampları inşa etmek yerine kısırlaştırma seferberliği ilan etseydi, birkaç sene içerisinde yüksek popülasyon azalabilirdi. Devasa pet shop fuarlarıyla üreticiler ve yetiştiricilerle hayvan rantını sürdürmeyi durdursaydı, 4 yıl içinde yurt dışından nesneymiş gibi 3 milyon köpek satın alınmasaydı,
bu sistemde dönen paradan vazgeçilebilseydi yüksek popülasyon azalırdı. AKP kendi sorumluluğunu yerine getirmediği gibi şimdi artan hayvan popülasyonundan dem vuruyor. Ve belediyelere uygulatamadığı kısırlaştırma seferberliğinin faturasını hayvanlara kesmeye çalışıyor. Bugün buradayız. Çünkü onlar kötülük tohumlarını topluma serperek vahşet üzerine vahşet üretecek bir yasayı halkın ezici çoğunluğuna rağmen canice uygulamak istiyor. İktidar bizi elitist diye yaftalıyor, marjinalize etmek istiyor ve çok istiyorsanız köpeklerinizi evlerinize alın diyerek saldırıya geçiyor. Sanki bugün hayvanların yaşadığı sorunun nedeni bizmişiz gibi gösteriyor. Hayır, biz elitist değiliz. Bizler korumalı lüks sitelerde yaşamıyoruz. Biz toplumun çeşitli katmanlarından insanlarız. Biz katliam yasasına çıkan milyonlarız ve halkın ta kendisiyiz. Bizlerden aldığınız vergilerle aslında sizin bakmakla yükümlü olduğunuz hayvanlara kendi imkanlarımızla bakan, hayvanları ölüm kampı barınaklarına göndermemek için cebimizdeki son kuruşları harcayan gönüllüleriz biz. Hayvan savunucularıyız. Aylardır tek bir ağızdan onlar bir avuç, biz ise milyonlarız diye duymak istemeyen tüm kulaklara haykırdık. Yasanın kulis bilgileri geldiği ilk günden beri 23 Mayıs'tan bu yana gitgide artarak yüz binlerle ulaşarak sokağa indik. Ve bugün burada yalnız değiliz. Yurdun dört bir yanında eylem seferberliğimize cevap verenler burada. İstanbul burada, Ankara burada, Antalya burada, Eskişehir burada, Datça burada, Alanya burada. Sokaklara inen, meydanları dolduran öfkeli ve kararlı kalabalıklar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bu yasayı durdurabiliriz. Bu yasanın iktidar ve ortakları tarafından en cazip tarafı 31 Mart seçimlerinden sonra yerel yönetimlerin çoğunun muhalefet belediyelerine dönüşmesidir. Belediyeler için katliam yasasına uymadıkları takdirde kayyum da dahil olmak üzere bir dizi yaptırım devreye giriyor. Şayet belediyeler katliam yasasını şu ya da bu oranda uygularsa ezici çoğunluğa yasa karşıtı olan halk belediyelerle karşı karşıya gelecek ve böylece toplumsal bir huzursuzluk yaratılmış olacak. İktidarın bayrağını sallamaya hevesli olan, hayvanlara tecriti ve ölümü reva gören iktidar ya da muhalif, bu belediyeler halkın öfkesinden payına düşenleri mutlaka alacaklardır. Dostlarımızı sizin vahşetinize asla teslim etmeyeceğiz. Biz yaşamdan yana olanlar, kana susamış bu iktidara ve ortaklarına, sahte haberlerle toplumu manipüle eden troll ordusuna, sosyal medyada tonlarca para döktüğünüz sahte bot hesaplara, kendisine gazeteci deyip meslek etiğini yok sayarak hayvanların yaşam hakkına anketler açarak bir avuç takipçisiyle tartışmaya açanlara, her gün bilimden uzak yeni nefret söylemleriyle toplumu kutuplaştıranlara, halkın meclisine halkı sokmayanlara, protesto hakkımızı engelleyenlere, gözaltı alanlara karşı sokakta yaşayan köpekleri ve dostlarımızı savunuyoruz. Savunmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Buradayız ve hiçbir yere de gitmiyoruz. Yasanın Ağustos ayında mecliste geçirilmesinden ardından Anayasa Mahkemesi'nin 16 maddenin iptali için açılan dava yakın zamanda görülecek. Hayvanları koruma kanunu denilmesine rağmen kanunun adına, amacına, koruduğu değerlere açıkça aykırı olan bu kanun derhal iptal edilmelidir. İnsanlara tanınan ve ölüm hakkı olarak niteleyebileceğimiz rıza temeline dayanan ötenaz uygulamasının rıza ve irade beyanı olmayan hayvanlar için asla söz konusu olmayacağını biliyoruz. Hayvanlar yaşamak istiyor. Veteriner hekimleri hayvanları öldürmeye zorlamanın mesleğinin doğasına, etiğine, meslek kurallarına ve mevzuata aykırı olduğunu da biliyoruz. Yasa tartışılmaya başlanıldığı günden beri her gün toplama ve şiddet ihbarları geliyor. Anayasa Mahkemesi hukukun gereğini yerine getirmeli ve bu katliamlara bir an önce dur demelidir.
her şeyin bittiğini söyleyenlere de buradan ufak bir mesajımız var. Biz daha yolun başındayız ve biz bitti demeden asla bitmez. Sokakta yaşayan hayvanları bizden koparmak isteyen yasaya karşı öfkemizi ve bilincimizi daha gür, daha güçlü örgütlemeye devam edeceğiz. Biz yarattığınız bu çirkinliğin içinden yaşam için, hayvanlar için, tüm türler için, özgür bir dünya için güzellik çıkartmaya kararlıyız. Sizlerin nefreti ve kanlı yasanız kaybedecek. Bizim yaşam kararlılığımız ve mücadelemiz kazanacak. Ve son olarak, siz öldürmek istiyorsunuz ama biz özgür yaşatacağız. Yaşatacağız ve yaşatacağız.